Evet sevgili dostlar, Engin Keremençe, Tarihi Koklayan Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Arabayı bir 250 metre aşağıya bıraktım. Tatlı bir bakir patikadan ilerledim. Kayalıkları gördüm. Ve yabandayım. Yabandayken kayda başlayayım istedim. Cenk abim yanımda. Çok sağanak bir yağış atlattı Akdeniz. Biraz da sıkıntılı bir süreçti. Seralar falan mahvoldu. Buradan herkese geçmiş olsun diyelim. Afiyetsiz versin diyelim. Öyle bir dileğimiz olsun, adamımız olsun, doğamız olsun diyelim. Umarım daha kötü olmaz havalar. Gayet atlattık yani bir şekilde. Bugün hava biraz iyi. Yine bulutlar toplanıyor ama eskisi gibi değil yani. Dünkü gibi değil. Velhasıl günümüze gelip konuya gelelim. Dalışa diye gidiyordum. Bir mera var güzel. Dönüşte dedim uğrayayım. Mera kötü, bulanık olunca su, dalış iptal olunca dönerken daha önceden gördüm, fırsat bulamadığım, zaman ayıramadığım güzel bir kale gördüm. Bu kalenin ne olduğunu, ismini, cismini çıkıp inceleme yaptıktan sonra söylerim. Şimdilik sürpriz olsun. Son anda gördüklerimle alakalı kıvırıp söylemeyebilirim de. Ama söyleme taraftarıyım. Ben de analiz yaparken biraz daha hoyrat değil, hoşnut bir yorumda olacağım, okuyacağım, keşfedeceğim kaleyi. Kalenin askeri bir kale olduğunu biliyorum. Likyalılardan kalma bir kale. Yaklaşık bir 2500 yılı minimum bilinen var. Kale o kadar güzel, o kadar muazzam ki, bu arada ortamı da görün. Kaleye yaklaşık bir 200 metre yürüme mesafesi ya var ya yok, artık yaklaştım. Kale sanki günümüzde restore edilmiş, sizlere sunulmuş gibi. Şaka yapmıyorum. O kadar dimdik ayakta, bir çivi dahi çakılmamış. Restore falan yok. Bunu dipnot düşelim. Benim bildiğim, bilinen yani. Şimdi gidince göreceğim tabii, gözlem yapacağım ama eğer öyleyse muazzam bir kale bizi bekliyor. Yani gördüm, şok oldum yani. Oha dedim ya, bu kadar ayakta nasıl duruyor bu kale? İmkanı yok dedim. Tabii ki var imkanı. Her ne kadar depremler falan filan olsa da kayalık bir bölgede zemin sağlam ve fay hattına uzak bir pozisyonda, lokasyondaysa tabii ki sağ kalır. Kalmış da birçok yapı var günümüzde. Bu kaleyi özel yapan diğerlerinden askeri kale olması. Şimdi ben bu kaleye çıkarken dedim ki hani askeri madem, kayıtlarda öyle gözüküyor, bir bakacağım tabii ki ne kadar askeri, biz de bakalım. Askeri ise çok mezar vardır bölgede. İşte eğitim olsun, dövüş olsun, gladyatör dövüşünden bahsediyorum. Falan filan paralı asker olabilir hani gibi gibi. Dedim çok mezarlık vardır bu bölgede. Hani gizli nekropol alanları vardır dedim. Mantıken onlar gibi düşündüm. Ve kayalık yapılar başladı kaleye 200-300 metre kala. Hem fikir oldum. Bu arada çok büyük dışkılar görüyorum. Köpek dışkısı gibi ama değil, biliyorum. Meşhur Likyalara ait güzel bir kaya mezarı falan bulabilirim diye umut ediyorum. Çok güzel bitkiler başladı hemen selamlamaya. Göstereyim. Ben böyle bitkilere yani bayılıyorum ya. Gösterişli şeyler yani. Yağmur çizemeye başladı. Gelip de sıkıp kaleye mi kaçsam? Kaleye mi sığınsam yağmurdan biraz? Yoksa başka zaman mı videoya devam etsem bilemedim. Şimşek yıldırım olursa sakat. Yabanda ormandayım. Devam edeceğim ya. Geri vites yapmayacağım. Evet, hızlandı. Damlaları görüyorsunuz, çoğalıyor. Yağmur damlaları. Gideceğim yani. Sağanak olmaz inşallah. Henüz atlatmış değiliz yağmurları. Sağına. Bir işaret, bir sunak, bir şey arıyorum bu arada çıkarken. Yahut bir sütun, bir kapı, kiriş parçası mezarlığa ait. Full kayalık olması çok hoşuma gitti. Böyle bir kalenin etrafında böyle muazzam bir zemin. Jeolojik yapısı bu. Su
Süper. Yani günümüzdeki yapılarla şöyle kıyaslayabiliriz. Ne harç, ne çimento, ne beton derdi yok. Hepsinden bol bol var. Çünkü kayalar, mermerler, taşlar bölgede mevcut. Bir de örülü duvarlar, surlar dan ziyade yine işaret amaçlı kendi aralarında askeri düzenekli kullandıkları küçük örülü duvarlar, mevziler, eğitim amaçlı dediğim gibi bir şeyler olabilir. Onu da çok merak etmiyor değilim. İlerliyorum yavaş yavaş. Şimdi bölge kayalık olması zaten bir radarlar açtırıyor hani size. Bak her yere diye. Konsantre olmaya çalışıyorum. Sizler adına da hem konuşuyorum, sohbet ediyorum hem de geldim. Evet. Evet geldim. Kaleye yaklaşınca tabi manzara daha da iyi. Aşağıda seraları görüyorsunuz. Deniz, manzara 10 numara. Ve muazzam kale. Bu arada patika bir yol var burada. Eğer araç yoluysa araç buraya kadar gelirmiş, önüne kadar. O arı kovanları var. Hem de bir 30 tane gözle gördüğüm muhtemelen doludur. Hemen kalenin etrafındaki kayaçlara da bir hemen hızlı hızlı göz gezdirelim. Yağmur başladı ama bir bakalım. Şurada dikili bir dikdörtgen taş var. Bu önemli bir detay. Detaydan kastım kale dışındaki detaylar. Yani yaşam alanından bahsediyorum. Anlatmama gerek var mı? Yok. Bunlar tabii ki zamanında önem taşıyan taşlar ve kaya parçaları. Her ne kadar bakalım da kayadan ibaret gözükseler de değil. Aslında anlattıkları çok şey var. Dış yapı çekmiş. Kalenin sağındaki yapı. Karşıda var. Detaylandıracağım. Yağmuru biraz atlatmam lazım. Kalenin içinde sığınacak bir oda arayacağım. Kalenin içine girmeye çalışıyorum. Güzel bir kale. Çok iyi içindikler var burada. Bilginiz olsun. Eğitme, öğütme, eğirme, yamulma, ezme, oturma, istirahat, dinlenme. Burada şu an ben her şeyi görüyorum. Muazzam şeyler yakaladım şu an. Zeminde bile her şey var. Avcılar gelmiş galiba, ateş yapmışlar. Çok güzel odacıklar mevcut burada. Bunlar mezar değil. Aklınıza mezar gelmesin. Değirmen taşı vesaire gibi işlemlerin yapıldığı yerlere benzettim. Bazı yuvaları, delikleri, oymaları detaylandırırız. Ama dediğim gibi yağmurdan önce bir korunabileceğim bir yer var mı? Ona bakacağım. Evet. Biraz kaymalı, hoplamalı, zıplamalı. Hoppa. Sıkıntılı taşlar. Kırmayalım bir tarafımızı. Geldim. Kalenin içindeyim. Gerçekten görüntüsü harika. Tüm detaylar hala duruyor iç kısımda. Şu ana kadar yağmurdan saklanabileceğim bir odacık buldum. Evet. Bacağım biri sağlam. Merdivenleri sadece çıkmak için merdivenleri düşmüş, kırılmış, yıkılmış. Buraya üstü açık ama yağmurun yönüne bakıp hani böyle yağıyorsa duvarın bu tarafında durup korunabilirim. Zemin önemli bu arada. Etrafa ve zemine odaklanalım. Siz zemine ben odaklanayım, siz etrafa odaklanın. Şurada merdiven kısmı hala sağlam. Kapıya çıkılan. Şurada bir yürüme mesafesi var. Muhtemelen basamak gibiymiş şu kat. Kırılmış. Bu kapı sağlam. Giriş olduğu gibi bakın. Eşik duruyor. Eşeğe bir gidelim bakalım. Yine göğüs hizası, omuz hizası, göz hizası taşıyorum. Yine kilit yerler, zeminler. 1, 2, 3 adet kilit deliği. Karşılıklı yine kilit sokma yerleri bayağı delinmiş. Yalnız bu bayağı uzun bir odunmuş. Muhtemelen komple kaydırıyor. Anladım ben olayı. Komple kaydırıyor. Yarım kapatıyor. Çok iyi. Şöyle bir bakın kapıdan. Ben manzaraya bakayım. Kalenin kapısından. Manzaraya bakarken diğer odacıklar, yaşam alanlarını görüyorum. Etrafta da serpilmiş bir dünya var. Tabi bunun devamı da var zaten. Hani bu görünenin dışında da var. Bir taşma var tabi ki etrafa. Bakmak lazım ama şu yağmuru. Oo, atlatalım derken çok fena bulut toplamış. Eğer buraya geliyorsa şimşek, yıldırım, her şey mevcut. Bu da hayati tehlike taşır. Riske atmam kendimi. Yayını sonlandırırım. Evet. O zaman
Biraz naif anlattım. Detaya pek girmedim. O yüzden ismini söyleyebilirim. Isi Or muydu? Isi Ur. Isi Ar. Isi Ur. Isi Ur Kalesi diye geçiyor. Tam şey hatırlayamadım şu an. Benimseyemedim ismi. Söyleyemedim size. Ben size demedim. Isi Ur olması lazım. Eğer dilim sürçüyorsa yazarak düzeltirim. Açıklama kısmına yahut yorumlara sabitlerim ismini. Ya da başlığa yazarım tabii ki. Sildim merceği. Biraz daha net diyorum. Bu güzellikten mahrum kalmayın diye. Kaya üzerine yapılmış taş gibi bir yapı. Ayakta kalmasının sebebi bu. Yani bir kayma yapmıyor taşlar. Şişme yapmıyor. Ağaç çıkmıyor içinden. Kayalara zarar vermiyor. Yapıya zarar vermiyor. Sebebi de tekrarlıyorum. Ana kayaların üzerine yapılmış oluşumlar. Her daim çok kaliteli, çok dayanıklı ve çok sağlam. Evet, askeri bir kale. Savaş için değil. Mazgal delikleri falan yok. Burası bir karargah. Burası bir eğitim, bir savaş alanı. Özel eğitiliyorlardı. Belki de gladyatörler yetişiyordu. Ücretli savaşçılar, ücretli gladyatörler. Belki de Likya birçok efsane kahraman yetiştirdi, çıkardı halkından. Belki yine efsane bir kahraman, yeni bir kahraman arayışı içinde burada limitleri zorlayan eğitimler, askeri eğitimler veriliyordu. Çünkü hakikaten çok değişik bir yapıya mevcut. Yani yapı çok değişik, çok büyük değil. Ama evet, hemfikirim askeri, kulelerden anlaşılıyor. Ciddi bir mesafeyi gözetleyebiliyorsunuz. Muhtemelen koordineli çalışan bir karakol, bir şube gibi düşünün burasını. Haber al ve haber ver gibi bir bölgeydi burası antik dönemde. Birbirlerine tehlikeyi ya da İşte gelen misafiri karşılıyorlardı. Belki de eşlik edip eskortluk yapıyorlardı. Koruma altındalardı. Yine bir odacık gibi bir yerdeyim. Kilit taşlarından belli. Kapı kilitlerinin sokulduğu eşiklerden belli. Kalenin içinde de küçük küçük odacıklar mevcutmuş. Bir de çok net bir, iki, şöyle göstereyim. Arada siliyorum. Yağmur damlası gelmiştir diye. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat taş yapı olarak. Şimdi bu Anadolu'da benim bildiğim bir bilgi. Azizallah. Benim bildiğim bir bilgi, Anadolu'da katlı, çok katlı kale sistemi, kale bacağı sistemi ilk örneğindenmiş. Bunu okudum, ben güldüm. Niye? Çünkü ben birçok videolarımda sizler şahitsiniz. Ne diyorum? Bakın buraları odun sokma yerleri. Kat çıkıyorlardı. Benim gördüğüm burada 3 kat var. 2 katlı zeminde varsa 5 katlı bir kale veya 5 katlı bir yapı diye dipnot düşüyorum. Burada da nihayet sağ kalmış ve benim söylediklerimi perçinlemiş. Evet Engin Bey, evet Engin Hocam. Hakikaten de dediğiniz gibi katlı sistem. Hem de çok katlı sistem. Binler 3 kat. Belki bu ana kaya için de altı oyuk. Belki bir kat da orada var. Belki bir mahzen de aşağıda. Belki 2 kat. 3, 5 kat. Belki görmediğiniz 6 kat. Yani net. Ben de bunu hep anlatmaya çalıştım. Yine Arikanda'daki ve birçok özenle yapılmış antik kentlerdeki dikdörtgen kesilmiş kale taşları var. Bir üçgen, altıgen, yedigen olayları dikkatimi çekti. Bakın bunda da var. Ve bir de yine mazgal aralıkları çok farklı. Hani odun sokma yerleri böyle olmaz. Tabi bu da o amaçlı. Ama yine farklı bir amaçla kullanılmış. Başka bir mühendislik var burada. Likya mühendisliği bağırıyor, evet, ama kullanım amacı başka. Ben biraz zorlayacağım, çok da üzmeden kendimi. Biraz yukarıya çıkıp iç kısma bakmak istiyorum. Bir de tepeden görüntüsü nasıldı, ne görüyorlardı diye. Çok sağanak yağış emmiş. Zorlamak da istemedim. Horasan harcını görüyorsunuz. İşçiler bakın ya, adam harcı dökmüş yani. Taş gibi yapmış. Karşıdaki kesimlerde üçgen, altıgen, yedigen, sekizgen. Gelişi güzel. Çok özenli değil. Ama dayanıklılık olsun diye şekil verilmiş. Üçgen, beşgen, yedigen, dokuzgen taşlara. Ağırlık bindirmiş yani farklı noktalara. Ki daha zarif dursun ve daha dayanıklı dursun diye. Evet. İç kısmını görüyorum bu arada, karşı tarafın. Gömülmüş. Çamur vesaire. Muhtemelen bir katta burada vardı. Zaten ölülü taşlar. Altında da bir katman olabilir. Şu odacıklar yıkılmış. Bunların da altında katlar olma ihtimali çok yüksek. Ben %80, %90 diyorum. Arada sileceğim. Biraz yağmur yedik.
Şöyle bir alayım. Velhasıl manzara da muazzam. Görüldüğü gibi dehşet bir manzaraya hakim. Yine üst kat hizalıyım bundan. Şu katmanda da bir yürüme yeri var. Yolu var, belli gözüküyor. Tabii merdivenler, basamaklar vardı. Böyle aktif merdivenler, basamaklar. Ahşap merdivenler. İple böyle uzatma, sarkıtma, basit asansör sistemi merdivenler bile vardı antik dönemde. Tekrarlıyorum, asansör şeklinde. Ama askeri bir yerde. Konfor düşünülmez tabii ki. Ya ahşap merdiven vardı ya da taştan merdivenler vardı. İnsin çıksın yani. Sporcu adam, aktif adam, dövüşçü adam, asker adam yani. Ama elit yerlerde, VIP'lerde böyle şato, kale, malikane gibi güzel yapılarda kesinlikle asansör sistemi vardı. Zaten her yer köleydi. Köleleri tabii ki kullanıyorlardı. İn babam, çık babam diye asansörü zenginler kullanıyordu. Bunu dipnot düşelim. Buna şüphe yok. Güzel bir bölge. Su yalağı gibi. Kale içinde. Bu da küçük bir yemlik alanı gibi olabilir. Atları, inekleri, koyunları, keçileri neyse beslemek için yem alanı ve yalak su alanı olabilir. Askerleri bu şekilde beslediklerini tabii ki düşünmüyorum. Bir tarafa kaliteli askerler çıktığından zerre şüphem yok. Ama zor şartlarda, zor eğitimlerden geçiyorlardı. Buna da şüphe yok. Kalenin içini gördük. Gerçekten etkiliyor. Bu kadar dik, dimdik, dokunulmamış bir şekilde nasıl durabildim? Kalenin dışında işte küçük yerleşim alanları, odacıkları, kapıları görüyorsunuz, yerler. Yaşadıkları yer burası. Toplandıkları, savaştıkları, örgütleştikleri, eğitim aldıkları yer tabii ki etraf. Birçok izle vardır. Ben esas manevi duyguları bu kalenin etrafında göreceğim, yakalayacağıma hiç şüphe yok. Nedir bahsettiğim? Atıyorum işte şınav çektiniz, koştunuz, ok attınız, ata bindiniz, kılıç eğitimi yaptınız, odunlarla birbirinizi işte denediniz, limitlerinizi ölçtünüz komutanların başına falan. Bir mola verildi, yemek molası veya istirahat veya bir sağanak bastırdı, yağmur, kar, neyse yani misal. Mola verildiğinde o asker adam, güçlü kuvvetli adam yani oturduğunda bu enerjiyi atamıyor. Her gün eğitimini almış. O gün 3 saat oturmuş, komutanın işi çıkmış, manitası gelmiş. Olabilir yani, sevgilisi gelmiştir, bekleyin ulan demiştir. Bu da 300 tane asker. Çökmüşlerdir, biri o tarafa, yani serbest demiştir, takılın. 1 saat, 2 saate döneceğim gibi. Gün batım hesabı. Adamlar takılıyorlardır. Oturduğu yere bir sevginin adını murçla değil ama bir taş da bile böyle ezip kurcalayıp bir şey işaretlemiş olabilir. Hani bu bir define veya mezar işareti değil ama bir manevi işaret olabilir. Ben burada maneviyat bulurum. Bak çok ne söylüyorum. Çok güzel manevi simgeler, işaretler, yazılar, resimler, çizgiler muhakkak vardır. Ve antik çağda uzaylı arıyorum kalıntısı. Yani antik çağda uzaylı ipucu arıyorum. Uzaylı kalıntısı arıyorum. Uzaylı ziyaretini anımsatan bir iz, işaret, emare, boya bir şey arıyorum. Yani resim, çizgi, bir şey, bir malzeme, bir materyal, bir element, bir madde, neyse artık arıyorum. Yani bir heykelcik vesaire. Bunu bulabileceğim yerlerden biri. Burada gece ışık kirliliği yok. Muazzam bir gökyüzü, dağlar, deniz, ufkun açık bir manzara var. Burada bir UFO ziyareti olsa, bir diyalog olsa, bir temas olsa, olumlu olumsuz bir gelişme, heyecanlandıran bir doğa dışı bir olay olsa, işte kanatlı Pegasus'un gelip gittiğini düşünün. Neyse artık bir şimşek yıldırım çarpmıştır, onun işareti gibi, onu resmetmiştir falan. Hayal gücünüzü zorlayın, onlar gibi düşünün. Hep derim onlar gibi düşünün ki hedefe ulaşın. Bu arada ben neler görüyorum anlatacağım birazdan. Bayıldım hemen burada. yani burada kısaca manevi, işaret, sembol, sembolik şeyler bulurum. Diye düşünüyorum. Velhasıl bekliyorum. Nedir neyin nesidir diye bakıyorum. Bir play start devam edeceğim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Dedim ya, çok güzel şeyler görüyorum, birazdan göstereceğim diye, burada diye. Hiç anlam veremediğim, hayatımda ilk kez gördüğüm iki silindirik, hatta üç, içi suyla dolmuş, diğeri sunak gibi. Hemen ineceğim. Birinde haç işareti var ortasında. Diğeri yuvarlak silindirik kabartma. Diğeri de içi boş ama su yolu var. Hani sunak gibi. Ama bunda bir şeyler sıkılıyor da suyu onun içine akıp doluyor gibi. Bakın burada da bir yol vermiş duvara doğru. Şimdi onu detaylı araştıracağım. Etrafta yine onların yaptığı küçük yuvarlaklar ve ayak izi gibi işaretler var.
Bu odacığın, bu yaşam alanının içinde askerler burada yatıyordu, yaşam alanları. Sonra toplanıp eğitim ve savaş alanları vardı biliyorsunuz. Yani burası odaların içinde çok güzel. Küçük bir çentik, küçük bir yazı bulma ihtimalim çok yüksek. Tabii gönül ve gözüm, gönül gözüm, antik gözüm beni böyle kalenin altına doğru çekiyor, haklı olarak. %1 milyon bir alt katmanı var. Çok güzel, hala da taş gibi, daha kilit vurulmamış, adım atılmamış, keşfedilmeyi bekleyen, adım gibi eminim, tekrarlıyorum. Böyle muazzam detaylı bir kalenin zemini, odaları var. Oraya bir şey yapmak lazım. Yaparlar en kısa zamanda umarım, hep birlikte görürüz. Büyük bir çalışma tabii, amatörce bir çalışma zaten yapılmaz. İllegal iş yapmayalım, yapanları da uyaralım diye hep dipnot düşüyorum. Burada çok güzel bir alt katmanda odalar, odacıklar olduğundan zerre şüphem yok. Umarım Kültür Bakanlığı, artık arkeologlar en kısa zamanda, arkamı çok hızlı döndüm, nasıl bir refleks verdim, nasıl göründüm mü kamerada tepkimi bilmiyorum ama beyaz elbiseli bir şey gördüm. Herhalde göz yansıması, hilesi. Kayalar çok renkli, belki ondan. Ya da ben biraz odaklandım, bir paranormale bir girdim, bir tribe girdim yani, haberiniz olsun. Hakikaten irkildim yani, bir şey gördüm. İçeriye gireceğim. O yuvarlak silindirleri göstereceğim dedim. Görmediğim bir detay daha gördüm. Ayaktaydım çünkü biliyorsunuz. Tam şurada ayakta anlattım size. Delikleri göstermiştim. Bakın, niş gibi küçük bir yer var orada işte, işlenmiş bir kısım. Ona da bakacağım tabii ki. Çok detay var. Çok güzel detaylar var. O kadar güzeller ki. Yaşam alanı ya. Ter dökülmüş, emek harcanmış. Hikayeleri var. Girdim bir asker gibi odama. Bu yalnız hakikaten kalenin de önünde bir oda. Güzel bir oda. Aralar çok. Fazla yanaşmayacağım. Sunağın içini karıştıramıyorum çünkü aralar sarmış. Odunların üstüne bakın. Bal aralarını görüyorsunuz. Bir sürü. Sadece orada var belki 50 tane arı. Sokulmak istemem, saldırı uğramak istemem, yabanda kızdırmak istemem onları. Üzülüyorum. Kuzamak istiyordum. İçini açmak istiyorum. Derinine bakmak istiyordum. Derinlerine de bakamayacağım ama o silindir çember kabartmaları gösterdim. Nişi gösterdim. Odanın içi bu. Kalenin önündeki ilk oda, yani elit bir oda. Bilginiz olsun. Elit bir odadayız şu an. Her yerde kovan var. Ama her yerde kovan var. Karşı değilim. Tabii ki güzel bir şey. Vatandaş tabii ki ekmeğini kazanacak ama arkadaşlar, antik yerlerin dibine de bu kadar konmaz ama, yani bakın. Ben fobim var araya. Ben kendimi geçtim. Sokulmaya gözü alıp geziyorum yani, ama buraya yerli yabancı turistler, insanlar, çolukları, çocuklarıyla aileler gelir. Başına iş alır insanlar. Kaçarken Allah muhafaza kafasını kayaya vurur, bir şeye vurur. Çoluk çocuk hayatını kaybeder burada. Sakat kalır, bir şey olur. Yapmayın, vebalini ödeyemezsiniz yani. Vicdan yok mu ya? Biraz vicdanlı olmak lazım diyor, dipnot düşüyorum. Çok arı var. Sizlere çaktırmadım anlatırken ama çok arı var. Ve hiç de böyle yürünecek, tepki verilecek, refleks yapılacak bir yer değil. En ufak bir koşturmanız, ayağınız kayarsa ya kırarsınız bir tarafınızı ya gidersiniz yani. Hayatınızı kaybedersiniz. Yani bir kafanızı vurduğunuzu düşünseniz de şu sert kayaları, kaydığınızı falan. Yani full kaya. Çok küçük küçük böyle değişik oymalar var. Ve bu tarz kayaçları işaretlendirme amaçlı veyahut da sembolik amaçlı kullanırlar diye hep söylerim. Çok ciddi bir bitki örtüsü mevcut. Böyle bir jungle olmuş burası. Görüldüğü gibi. Devamında da kayaç var arkada. Büyük bir kayaç. Onu şimdi gördüm. Hemen bir göstereyim. Şu taşa geleyim. Bakın, tam şurada kayalar var. Bana çok değişik geldiler. Tabii ki böyle örme taşlar falan değil. Ama doğal bir duvar gibi duruyor. Doğal bir duvar bile duruyorsa onu kullanmışlardır. Yine dediğim gibi eğitim amaçlı. İple tırmanma, atlama, zıplama. Bir şeyler olmuştur. Yıkılan kompleks demeyelim, yapıların etrafındaki yapıların taşları yoğun oranda üst üste binmiş durumda burada. Hep böyle kalıp taşlar, kare taşlar. Aslında harici de görüldüğü gibi yıkılma yapan taşlar buraya gelmiş ama harici etrafında yapılar çokmuş, mevcutmuş. Bence aşağıdaki ovaya, yamaca kadar gidiyor bunlar. Yerleşkeler, yaşam alanları, odalar, odacıklar. Ben hemen bir arka tarafı da zorlayayım.
biraz aralardan uzaklaşmış olayım. Yani şu an sadece şu metre, gezdiğim metrekareyi tekrar tiftiklesem, çok ciddi detaylarına inmeye kalkıp böyle bir bakınsam, bu gezdiğim yerden sadece 2 video, 3 video daha çıkar. Çok net konuşuyorum. Çok acayip detaylar yakaladım. Akıl alır gibi değil yani. Şoktayım şu an. Para verip gezdiğiniz birçok antik şehirden daha kaliteli, daha sağlam ayakta duruyor. Haberiniz olsun. Günün dipnotu olsun bu da. Ben yine bir 360 derecede dolaşacağım. Evet, arı kovanlarını görüyorsunuz. 2, 4, 6, 7, 10, yani bir 30, 35, 40 tane olmaz ama bu kadar da yani. Bu kadar. Yani yapının hemen kenarı ya. İnsanlar girip gitmiyor mu arkadaş? Ya sahibini yakalasam tabi yüzsüzlük yapıp hemen pazarlığa oturup 1 kilo 2 kilo güzel bir bal için kavgamı yaparım pazarlığım ama kendisi de yok. Ekşiyeceğim bir insan da yok pazarlık yapayım bal için. Yani Allah herkese şanslı versin. Ama dediğim gibi yani biraz daha hop bana doğru geldi de biraz daha uzağa koysalar daha iyi olurdu bence. Şimdi kalenin arkasındaki düzlükteyim. Anlatacağım dediğim yağmura yakalandığım yerler. Yine güzel bir çukur. Muhtemelen bu dikdörtgen kesilmiş alanda bir şeyler eziliyordu. Ayaklarıyla belki. Belki şarap üretiminde zeytin suyu, meyve suyu, un, buğday neyse artık mısır bir şeyler uğraşıyorlardı. Buraya toplanıyordu. O belli. Hemen. Bu arada beni karede görevli bir aşçı, bir asker değil de görevli bir aşçı, görevli bir hizmetkar gibi düşünün. Herhalde bütün günüm burada geçerdi. Bildiğiniz bir fabrika, atölye havası edasında. Her yerde odalar, odacıklar, sunak gibi yollar, akıntı yolları. Bir şeyler sağlamış, sıkılmış. Yine sunak gibi bakın. İçi dolmuş. Zeminde belki bir 40-50 santim derinlik, belki 1 metre derinlik bir sunak gibi bir yuvarlak var. İşte burada sıkılıyor, sıkılıyor. Bakın ne güzel delik yapmış aksın diye. Bu dikdörtgen alanda sıkıyorsun. Bu delikten sıvı şey gidiyor veya jelimsi şey posası ile birlikte buraya geliyor. Burada da muhtemel bir işlem görüyor. Hemen müdahale edilen, bakın ağzı da orada sağlam. Akıyor, damlıyor. Belki buradan dolduruyorlar, süzüyorlar filtreyle bir şeyle. Kalan sıvı oraya dökülüyor, ayrıştırılıyor. Posadan bunun içine toplanıyor. İçinde bir karışım yapılıyor ve alınıyor. Gibi geldi bana. Çok iyi. Detay üzerine detay. Yani detayı incelerken detayları görüyorsunuz. Bu çok iyi. Sağ kalmış. Yine aynı bir havuz. Oradakine yakın bir havuz. Yine aynı işlem. Yine içinde bir sunak daha var. Sunak gibi yani. Sıvının toplanması için. Yine burada bir yuvarlak sunak gibi. Kova falan koyuyorlardı galiba oraya. Diye düşünüyorum. Yine böyle bir odacığın üstündeyim şu an. Kırılmış. Şöyle bir görün. Bir sürü. Küçük bir atölye. Küçük bir fabrika. Devam ediyorum. Bu arada doğanın, kışın sonbaharın sonları, kışın başlangıcı, renk dağılımını bir görün. 360 derecede şöyle bir göstereyim size. Yavaş yavaş kaldırdıktan sonra. Benimle birlikte muazzam güzelliğe tanıklık edin istiyorum. O kalenin kapısından, az önce anlattığım, girip çıktığım kapıdan kimler geldi, kimler geçti. Yani beyaz bir hologram türü gibi bir şeyi böyle belirdi. Herhalde tansiyonum düştü. Yağmura yakalandık falan. Ne diyeyim yani. Tribe mi gireyim şimdi, değil mi? Sakat bir taş havasını da. Evet. Devam ediyorum. Artık kalenin dışındaki yaşam alanlarını, yani o manevi küçücük işaretleri arıyorum. Onun için çıktım derken çok güzel bir ayrıntı yakaladım. Dümdüz, silindir şeklinde bir oda, odacık. Hafif akıntı verilmiş. Şu katman, şu kısım. Oraya gidip bakmak istiyorum. Arayacağım, yani bulmam gereken ya da aradığım detaylardan bir kısmını bulabileceğimi düşündüğüm detaylı odanın birine benziyor. Öyle bir odacığa benziyor.
Yılana karşı da dikkatliyim bu arada. En gerek şakası yok. Bu sene de en gerekten hayatını kaybeden insanlarımız oldu aklımızda. Her yıl olduğu gibi. Şakası yok. Öldürüyor direkt. Şimdi yuvarlak alandayım. Yuvarlağı görüyorsunuz. Şu an toprakla dolmuş iç kısmı. Böyle bir silindir havası verilmiş. Şurada bir eğrilik var. Bir yapı varmış. Yapının blok taşları düşmüş. Arkada yine kayalar devam ediyor. Yani büyük kayalar. Bu düzlükte bir şeyler var. Tabii ki ama ne? Burada ne yaptınız diye düşünüyorum. İçi toprakla dolu olduğuna göre bir derinlik verilmiş. Belki sebzeler, meyveler toplanılıp atılan ilk yer. Ambar gibi. Hani buradan alıyorlar el arabalarıyla. O karenin dışındaki küçük fabrika atölyeye buradan alıp götürüyorlar. Buraya da patika yol. Ve bu patika yol muhtemelen antik patika yol. Bu kalenin gerçek patikası yolu. Bir yolda alttan gidiyor. Arı kovanları vardı, gitmedim. O yol kalenin ağzına giden. Bu yolda evet fabrikaya giden binlerce yılın patikası aslında. Çünkü bir ağaç yok, bir kaya yok. Uyandınız mı? Düzlük var. Yani günümüzde açılmış bir yol değil yani. Tabi yığıntılarla kapanmıştır antik yol patika. Köylü açmıştır, fenişleri açmıştır ama zamane bir patikası. Bunu da dipnot düşelim. Yani. Burası evet ambar toplama yeri yani gibi geldi bana. Küçük bir alan. O kadar askere tabi bakmak için tabi yağın da olmalı. Ekmeğin de olmalı, buğdayın da olmalı. Her şeyin olmalı yani. Devam ediyorum. Bu arada kaleye doğru yürürken antik patikada, yani onunla kale yolunda diyeyim. Şey de vardı. Böyle şu kayalar da çok hoştu. Ama detaylar biraz daha dış katlarda, dış katmanda. Günlük güneşlik olduğunda çıkarım. Evet, arılar sardı biraz. Sesleri var, kendileri yok. Bu kayalarda işte küçük küçük içirikler olma olasılığı çok yüksek. Ama şu an göremiyorum. Daha doğrusu vakit ayırmak istemiyorum, tırmanmak istemiyorum. Adım gibi eminim yukarıda merdivenle çıkılan katmanlar var. Merdivenle çıkılan bölgeler var. Tabii ki videonun başında adlandırdığım gibi bol miktarda mezarlık var. Merdiven gibi çıkılası bir yer. Antik merdiven. Çıkacağım tabii ki artık yani. Arada sokarsa soksun. Çok güzel geldi merdiven gözüme. Yine üstünde doğal kayanın üzerine ahşapla belki yapılmış yapılar mevcuttu. Bakın dipnot düşelim. Gördüğünüz taş yapılar harici en az 10 katı yerleşkede ahşap yapılardan mevcuttu. Belki 50 katı 100 katı etrafta bir yaşam alanı mevcuttu. Bunu da unutmayalım. O yüzden o gıda için küçük bir atölye, küçük bir gıda fabrikası yapılmış kalenin önüne. Evet, bahsettim. Merdiven kısım, basamak kısım, düzlükler burasıydı. Ve ben de zaten basıp çıkıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Yukarıya. Likyalıların kullandığı o evin çatısı gibi yaptığı layık kapakları. Likya kaya mezarlarındaki sembolik mezarların taşların olduğundan şüphem yok. O yüzden ilerliyorum. Biraz bakınalım. 6 yarık. Çok güzel detaylar var. Hemen çıkalım. Bu arada ben ciddi bir emek veriyorum burada. Siz ne kadarını hissedebiliyorsunuz ya da görüyorsunuz bilmiyorum. Of, battı. Göründüğü gibi olmuyor bazen. Yani üzerinde kazak değeni kıyamayacağım. Taktırmayacağım onu. Yengenizin hediyesi. Dikenler pis battı. Şuradan deneyeceğim. Biraz dar kot giymişim bugün. Ayak gitmiyor. Yani 70 kiloyken aldığım kotlar bugün zorluyor beni. Tabi es geçmeyeceğim. Görmemiş gibi yaptım ama gördüm. Çaktırmıyormuş gibi yaptım ama dinlendireceğim. İçi
Bilinçli doldurulmuş bir yarığın ağzı. Yukarı dikkatimi çekmişti zaten. Tesadüf değil. Erozyon depremden düşme değil. Etrafta öyle bir kayaç da yok zaten. Düşecek. Likyalıların etraftaki kırdıkları taşlardan, kayalardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane taşla bir delik tıkama işlemi yapılmış burada. Hemen böyle bir detay yakaladım. Burayı kapatmışlar. Büyük de bir kayacın içine gidiyor yarık. Tabii o yarığı değerlendirip sağına soluna odacıklar yapmışlardır. Zaten kayanın da önü Roma sokak taşları gibi 1, 2, 3, 4, 5 güzel düz taştan oluşuyor. Eşik gibi. Belki de kapı buradaydı. Bilinen kapısı. Hatta çentik izi görüyorum. Hem düz şekilde hem şöyle dikine. Etrafta artı duvar gibi yapılmış sağda örülü taşlar var. Evet. Ben buldum. Yine ben. Hep ben. Hepsi benim. Evet. Bunu da bir dipnot düşelim. İstedim. Kalbimin ve enerjinin çağırdığı yere doğru, hani içgüdüsel hareket ediyorum. Canım nereye isterse oraya gidiyorum diyeyim. Siz de yiyin. Yiyormuş gibi yapın. Evet, yönlendirme oluyor sanki. Ben bile şaşırıyorum bazen. Bakın ne buldum. Yani buldum kaçıncı detay. Önemli. Hakikaten çok güzel kayaçlar bunlar. Ve tesadüf, ne tesadüftür ki deminki dolgu deliğin hemen yakınında. Ve ne tesadüftür ki odacık gibi bir kısım var burada. Evet. Hoppa. Yani en gerekli olan varsa burada vardır. Yani ve yağmur sonrası bugün geziyordur hayvan. Dikkatli olmam lazım, evet. Suyla dolmuş bir yarık daha. Ot bitmiş, çıkmış içinden. Detaylar, detaylar. Daha ne detaylar, daha ne detaylar. Evet. Net. Buraya geliyorum. Güzel detaylar mevcut. Manevi şeyler burada bulunabilir demiştim. Bulabilirim. Bulduğumu düşünüyorum hatta birkaç tane. Kırılmış. Bir tekyate batında. Bir 3 metre, 3,5 metre uzunluğunda. Doğal bir oluşum ama blok, kare, taşlar, kırılmalar var. Güzel düzlükler var. Düzlüklerin de önünde katmanlar var. Ve katmanların da etrafında sunak gibi oyuklar var. Bu da tesadüfü bozuyor. Geometriye giriyor birçok şey. Bu da merdiven gibi mesela. Şimdi tesadüf olamaz. Kaleye yakınız zaten. İşte birinci basamak, ikinci basamak gibisine. Yani kesinlikle diyorum ki tesadüf değil. Hapşuracağım. Bu arada bir dolgu duvar var karşıda. Gördünüz mü taşların rengini? Yine büyük bir odacığın içi gibi. Evet. Hapşurdum. Evet, rahatladım. Kusura bakmayın. Doğallık. Ops. Daha neler görüyorum? Yani dinlendirmiyorum. Çok güzel, muazzam bir yer. Gelin dolaşın. Alın ailenizi. Zaten çok taze kekik kokusu alıyorum. Kekik mi? Tabii ki. Burada yok. Koku burada. Evet. Ekşim tırak ama kekik. Vay, ne buldum. Ve dibe doğru gidiyor. Yani şu şekilde gidiyor. Dolmuş toprakla. Akmış şeyden toz. Çöp doldurmuş ağzını. Burada geliyor koku. Başka hiçbir yerde yok ama etrafında kekik var mı? Karşıda. Hayır, buldum galiba. Gel bakayım. Evet, buldum. Çok güzel kekik var. Tazecik. Gördünüz mü? Hop.
Oo. Ya bir kokusu var. Ah, mest olursunuz. E tabii ben bunu koparacağım birkaç tane. Şimdi taze taze götüreyim. Değil mi? Bu kadar kekiği bırakmam burada. İşte adaçayı diyorlar, ıhlamur diyorlar. Böyle değişik bitkiler de mevcut bölgede. Var yani. Hepsi iç içe. Zaten bu tarz şeylere para vermiyorum. Doğadan topluyorum. Hemen şöyle küçük birkaç dal alayım. Hemen böyle bir iki yemeklik. Değil mi? Yani. Evet. Arılar sağmaz umarım. Çeşitli araları nasıl bilmiyorum. Araların ama. Ben buram buram koku saçacağım birazdan onların yanından geçerken. Aşağıya ineyim. Yavaş yavaş toparlayalım konuyu. İsse ar, isse ur. İsse İsa İur. Tam hatırlayamadım hala inatla. Cebelleşiyorum ismini. Çıkartamadım ama ops. Kotum yırtıldı. Gördüğünüz gibi. Dar demiştim ama. Hem odaya ayak uyduk. Ne oldu? Yırtık bir kot oldu şu an. Tempoya devam. Yeni aldık. Kotondan hesabı. Devam yani. Düşmemek için. Şekil şemal oluyor insan. Çünkü gerçekten düşecek yerler değil. Çok keskin hatlar, kenarlar, uçlar var. Allah muhafaza. Gerçekten bu uçlara dokunmak, kafanızı çarpmak istemezsiniz. Çünkü çarptığınız yerde hayatınızı kaybedebilirsiniz. Yani jilet gibiler ve dimdik, sert. Bakmayın güldüğüme. Çok güzel 3 adet sunak gibi. Doğal olduğunu düşünmüyorum. Burada da niş var küçük. Yanında da 1, 2, 3 tane sunak var. Kayacın ortasında el yapımı. Bizim askercikler yapmış Likyalı. Bilginiz olsun. Gider ayak detaylar hala da gözümüze çarpıyor. Beğendim. Güzeldi. Kısa ama öz bir keşif oldu. Birçoğu da bilmiyor burayı. Bu da çok üzdü beni. İnsanlar bilsinler, gelsinler. Yani nerede? Demre'de burası. Antalya Demre'de. Hemen etrafa bakıyorum. Gerçekten yaşam alanı izleri devam ediyor. Aynı zamanda çok fazla kayaç var. Burası zamanında, onların zamanında sadece bu askeri amaç falan değil. Ocak olarak, taş ocağı olarak da kullanılmış olabilir etkisi yaratıyor bende. Çünkü gerçekten çok sert, içi dolgu kayaçlar. Çekirge sıçradı önüme, gel beni kaydet diye. Ben de onu ünlü yapıyorum şu an. Tarihi koklayan adam YouTube Engin Kelemençer'in sayfasındasın. Kendi reklamımızı yaptım. Bahaneydi o. Anladın mı? Bir detay gördüm, o yüzden geldim buraya. Aslında sonlandırıyordum videoyu. Odacık gibi yine büyük bir kayacın altı. Fakat böyle bir gizli bölüm var. Altı da küçük taşlarla dolgu düzlenmiş. Küçük de bir cep var. Doğal değil. Burası Zula alanı. Malzeme saklama alanıymış. Yani burası bir yaşam alanı, bir odaymış aslında. Bir evin, bir yapının parçası. Detaylı bakarsanız anlarsınız. Fakat içinde dolmuş, çökmüş bir, iki adet gizli bölüm varmış. Tabii dönem soygunuymuş. Yıkılmış kapındaki duvarlar falan. Çatı matı hiçbir şey yok. Ama zorlarsak kiremit parçaları zeminden çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Veyahut da ahşaptı belki çatı. Tamamen bilemem. Ama güzel bir cep. Önemsenecek bir cep. Çekiklerime laf yok orada. Çıktım ekrana bilmiyorum. Sürekli çıkıyorlar değil mi? Yani çıkıyorumdan kastım az önce tuttum yerimde. Hani görüntüyü kapatmadım umarım anlamında. Yani böyle sağanak bir yağmurun üstünde böyle bir yer bulup anlatacağımı düşünmezdim.
Benim için de büyük sürpriz oldu. Yine odacıklar mevcut. Kabartmalar mevcut. Evet, kabartma buldum dostlar. İlk kabartmamı buldum net. Yapının iç kısmı. Karşıda duvarda bir kabartma var. Şekli şemali yok. Tahriş olmuş, mahvolmuş ama kabartma var. Çok net. Hemen yaklaşacağım. Bunu bir hem size teyit etmiş olayım hem kendime teyit etmiş olayım. Evet, bir kabartma var. Ve bir mahalle. Her yer yaşam alanı burada. Bir mahalleye girdik şu an. Kabartmanın olması gayet doğal. Görüyorsunuz, yaklaştırayım şöyle. Geniş bir kabartma mevcut. Şöyle yan bakın. Bir mahalleye girdim bu arada farkında olmadan. Harika bir mahalle. Harika bir mahallenin antik patikaları, yolları. Her yer odacıklar. Siz görmüyor olabilirsiniz şu an. Odacıkları ben görüyorum. Sizler de hayal gücünüzü zorlarsanız bıraktıkları odacıkları, yaşam alanlarını, patikaları göreceksiniz. Her yer odacık. Her yer yaşam alanı. Ölül duvar var. Gördünüz mü? Ölül duvar. Hemen karşıda. Şekil adı olduğu gibi. Yama yapmışlar buraya. Yine odacıklar devam ediyor. Ormanın içine doğru. Yine duvarın, bir odanın duvarı kalın zemin. Doğal kayaç. Tabii ki üstüne bindirme yapmışlar. Ahşaptan muhtemelen. Çünkü çok kaya parçası yok etrafta. Tabii ahşap da günümüze dayanmadığı için hiçbir işaret, emare yok yapıyla alakalı. Ama temelden, zeminden ben ayırt ettim. Yığma taşlar mevcut. Küçük örgüler yapmışlar komşularıyla aralarına. Mesafe koymak için, yaşam alanlarını özelleştirmek için, özel mülk alan yaratmak için. Yine kabartmalar olduğunu düşündüm ama güneşe karşı olduğu için deforme olmuş izler görüyorum. Devamı olduğunu biliyorum. Netim bu konuda. Yine güzel bir günde madalyonun arka yüzünü, ön yüzünü yaptık. Arka yüzünü kurcalarız. Aslında hafiften arka yüzünü de eşeledik gibi geldi bana bu videoda. Yani gitmek istemiyorum ama saat ilerledi, karnım aç. Projede olmayan, hedef ve planda olmayan bir zaman dilimine sıkıştırdım. Ama bir dürtü yapan yerlerden biriydi beni. Ülkede gelmişim. Umduğumdan fazlasını gördüm. Hayran kaldım. Muhteşem hayranlıkla izledim. Yorumladım. Çok keyif aldım. Evet, antik patikada yürüyorum şu an yani. Onların yolundayım. Tabi at arabalarıyla, atlarla geziyorlar bir zaman burada. İnekler, katırlar, eşekler, neyse, develer, neveler. Ben susuyorum, gözlerim konuşsun. Bazen susarım. Ne demek istediğimi anlarsınız. Anladık Engin Bey diyen arkadaşımız çok olur. Hepinizi selamlıyorum buradan. İzleyin yani, bakın. Gerçekten güzel yerler yani. Gezmeye, görmeye değer yerler. Muazzam, muazzam. Bayıldım. Tek kelime bile harika yerler. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayalım. Like'lar önemli. Her bıraktığınız like beni takip ediyor anlamına geliyor. YouTube sistem bunu görüyor ve like bıraktığınız için veya paylaştığınız için bir platformda yeni bildiri gönderiyor. Yeni video paylaştığımda. Video bildiri çanına tıklayın, açılsın. Videoları anında yakalayın, görebilin. Bu arada akşamları administratörlük yapıyoruz hanımın sayfasında. Gündüzleri fırsat bulursak balık alıyoruz. Doğada, tarihte dolaşıyoruz. Keşifler yapıyoruz yine antik çağda. Antik kafalara girip, büyülenip doğayla iç içe turlar atıyorum. Esenle kalın. Görüşmek üzere. Gurbetçi dostlarımı da unutmuyorum. Hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın. Azeri kardeşlerim, sizleri de asla unutmadım.